Ey Karabağ, aşkım benim, alın yazımda en silinmez nakşım benim. Düşünen her Türk seni söyler, seni anar. Herkesin gözü önünde bir Karabağ hayali var. Yürek size yakın uzak, yürekliğe uzak yakın. Sevgimizi gönderiyoruz akın akın. Senin için Karabağ'ım. Sene 1992, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece. Gözü dönmüş Ermeni birlikleri Rus ordusunun desteğiyle Hocalı'da katliama başladı. Son 75 yılını kendilerine nasıl soykırım yapıldığını anlatmakla geçiren bir millet, bir başka millete soykırım uyguladı. Bütün dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın umursamazlığında, bütün dünyanın sessiz desteğiyle. İnsanlar öldürüldü. Kadınlara tecavüz edildi. Kafa derileri yüzüldü. İnsanlar diri diri yakıldı. 26 Şubat sabahı yaklaşık 4000 Azeri Türk'ün yaşadığı Hocalı'da yaşam izi kalmadı. Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden katledilen 613 kişi. 487 kişi ağır yaralı. 150 kişi kayıp. 1275 kişi rehin. Binlerce kişi göçe zorlandı. Hayatta kalabilenler köylerini, evlerini, anılarını kaybetti. Sene 1992, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı'da soykırım gecesiydi. Acıklı olan, bugün Ermenistan yönetiminde olan ve sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Türkiye'yi, Türk dünyasını mahkum ettirmeye gayret eden şahısların da bu soykırım içerisinde aktif bir şekilde yer alması olmuştur. Hazırki Ermenistan Cumhurbaşkanının ifadelerinden yola çıkarak Amerika'da yayınlanmış olan bir dergide şöyle bir fikir yer almaktadır. Hocalı'ya kadar dünya öyle zannediyordu ki Ermeniler bunu yapamazlar. Ama Hocalı sonrasında biz başta Azerbaycan olmakla herkese sübut ettik ki aslında söz konusu Ermeni davası olduğu zaman, Ermenistan'ın idealları ve Büyük Ermenistan olduğu zaman biz neler yapabileceğimizi gösterebiliriz. Bu ifadelerden yola çıkarak bu soykırımının müsebbipleri, bu soykırımının yaratıcılarıyla ilgili neler söylenmesi gerektiğini ben tarihin akışına bırakmak istiyorum. Ama unutulmaması gereken bir gerçek var ki Hocalı soykırımı birdenbire 1987 sonrasında ortaya çıkmış olan bir zihniyetin türettiği bir katliam değil. 1915 öncesinde ve sonrasında Anadolu coğrafyasının çeşitli bölgelerinde Andranik'in başkanlığı Hamzap'ın çetesinin yaptıkları, bunların türettikleri katliamlara baktığımız zaman, tabi bunların mukabilinde de yerli güçlerle çatışma sonrasında yaşanmış olan ortak acılara baktığımız zaman aslında Hocalı'nın neden yaranmış olduğunu anlayabiliriz. Hocalı, Türk dünyasına karşı, başta Türkiye olmakla Ermeni diasporasının çok uzun yıllardır iddia ettikleri sözde Ermeni soykırımı çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulması gereken bir soykırımdır. Hocalı soykırımı, masum insanların etnik kimlikleri, dini inançları nedeniyle normal hayatlarını devam ettirmekteyken savaş ilan edilmeden savaş silahlarıyla yapılmış olan, insanlığa aykırı, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı olan, en ilkel insanların bile
yapabilecekleri bir soykırımdır. Bütün dünya duydu, bütün dünya lanetledi. Ama hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Bölge, Rusya'nın desteği ve kimi büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda Ermenistan'ın kontrolüne geçti. Büyük devletlerin büyük çıkarları yanında insanların ne önemi vardı ki? Birleşmiş Milletler, soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşmeler, Roma antlaşmaları, uluslararası ceza mahkemeleri sessiz ve çaresiz kaldı. Hocalı'da yapılan soykırım sahipsiz kaldı. Hocalı katliamı bir soykırımdır. Ermeni kuvvetlerinin Azeri Türklerine yaptığı bir soykırımdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünün belirlediği soykırım şartlarına baktığınızda da birebir soykırımın unsurlarının bu olayda oluştuğunu görürsünüz. Yüzlerce insanımız sadece Azeri Türk'ü oldukları için katledilmişlerdir. Analarının karnındaki bebeler, karınlar süngülerle deşilerek dışarı çıkarılmış, öldürülmüştür. Kadınlar üzerinde yapılan şiddetin tanımlanması dahi mümkün değildir. Bir insanın bir başka insana bunu nasıl yapacağını konuşmak bile gerçekten imkansız. İnsanı insanlığından utandıran korkunç bir olaydır. Bu soykırım dünyada bilinmekte midir? Bu soykırım dünyada bir soykırım olarak tanınmakta mıdır? 1915 olaylarını soykırım olarak ilan etmekte pek hevesli olan bir takım çevreler, 20. yüzyılda yaşanan, herkesin gözü önünde, kameraların gözü önünde, bütün delilleriyle yaşanan bu soykırımı niçin görmezler? Demek ki bizim de güç birliği yapmamız lazımdır. Bütün Türk dünyası tek vücut olmalıdır. Bu soykırımı tüm dünyaya göstermek için. Bir düşmanlıkla değil, bir daha asla dedirtmek için. 1992 yılında 26 Şubat günü bir kent haritadan silindi. O gün evlerini, köylerini terk etmek zorunda kalanlar bugün hala evlerine dönemiyor. Evlerine, köylerine, ölülerine ve anılarına sahip çıkamıyor. Ermenistan devleti bu insan hakları ihlalini sürdürüyor. Hocalı'da soykırıma imza atanlar, destek verenler ve yapanlar bugün Ermenistan'da üst düzey görevleri yürütüyorlar ve hala kendilerine yapılan soykırımdan söz ediyorlar. Suçluluk duymadan, utanmadan, ellerinin kanıyla ve büyük Ermenistan hayaliyle. Uluslararası hukuka işlerine gelince yaslanıyor, işlerine gelmeyince sırtlarını dönüyorlar. Büyük devletlerin çıkarlarına uygun işleyen anlaşmalar, sözleşmeler ve mahkemeler Hocalı'yı görmezden geliyor, susuyor. Hocalı için adalet. Etnik kimliğinden, milli kimliğinden, dininden, inancından, ideolojisinden asılı olmayarak ben insanlığın yanındayım diyenler, yeryüzünde böyle cinayetler tekrarlanmasın diyenler, insana karşı böyle acımasızlıklar yapılmamalıdır diyenler
Hocalıya adaletin yanında olmalıdırlar. Ve bunu yapanların adalet karşısında hesap vermesi için çalışmalıdırlar. Ben biliyorum bu konuşmam daha çok hukukçuların olduğu bir toplantıda gösterilecek. Ve ben yüzümü hukukçu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tutarak söylüyorum. Ne diyoruz? Dünyada adalet ve hukuk ne zaman çöker, ne zaman biter? O zaman biter ki eğer bir cinayeti törədənlər, yapanlar yaptıkları cinayete göre cezasız kalarlarsa ve suçsuz insanlar cezaya mahkum edilirlerse hukuk ve adalet biter diyoruz. Evet, Hocalı'nı yapanlar, bu cinayeti yapanlar hala da adalet karşısında cevap vermiş değiller. O yüzden de biz inancından, kimliğinden, etnik kimliğinden, inancından asıl olmayarak her bir insan eğer diyorsa ki yeryüzünde böyle acımasızlıklar yaşanmasın, yeryüzünde böyle soykırımlar, katliamlar yaşanmasın, o zaman birlik ve beraberlik içinde böyle insanlık aleyhine cinayet yapanların adalet karşısında cevap vermesi için birlikte çalışmamız gerekir. Hocalı da bu soykırımı yapanların adalet karşısında cevap vermesi ve layık olduğu cezanı alması sadece Azerbaycan Türklerine ve Hocalılara değil, bütün dünyadaki insanlığa gerek. Çünkü bu bir insanlık utancının silinmesi gerek. Ve bu sadece bunu yapanların adalet karşısında cevap vermesinden geçir. O yüzden de biz bütün dünyada insanları buna sesliyoruz. Gelin dünyanın geleceğini fikirleşek. Gelin insanlığın geleceğini fikirleşek. Ve ideoloji düşüncemizden, etnik kimliğimizden, inancımızdan aslı olmayarak insanlık aleyhine yapılmış Hocalı kimi bir cinayetin yapanların adalet karşısında cevap vermesi için birlikte çalışalım. Çünkü eğer böyle bir cinayeti yapanlar adalet karşısında cevap vererlerse, yarın dünyanın başka yerinde böyle suç işlemek düşüncesinde olanlar bunun hangi bir sonuç vereceğini ve hangi bir akıbeti, hangi bir sonucu onların bekleyeceklerini bilecekler ve böyle belki de cinayetlere tekrar el atmayacaklar. Bu günleri 23 yıldır ailesi soykırıma maruz kalan, 23 yıldır kendi evine dönemeyen köçmen Hocalılar sizden bunu bekliyor ve sizi buna çağırıyor. Bizim en büyük hakkımız kendi evimize dönmek ve kendi evimizde yaşamak hakkımız ihlal edilir bugün de Ermenistan tarafından. Ve siz insan haklarının böyle ihlaline susmayın diyor. Vicdanı olan herkese sesleniyor ve susmayın diyor. Thank you.
Gerechtigkeit für den Völkermord in Hojali. Chceme spravedlnosť pro Hojali. Me haluamme oikeutta Hojalin kansanmurhen uhreille. Nous voulons la justice pour Hojali. Kitapengin katilan kanko Hojali. We want justice for Hojali. Queremos justicia para Hojali. Noi fermamente richiediamo giustizia per Hojali. Hojarno ghiacciatine segno tessio. Ne dorim dreptate pentru Hojali. Hojali için adalet isterik. Мы хотим правосудия для Hojali. Hojali'ye adalet istiyoruz. Hojali'ye adalet.